Herkese merhabalar, hayırlı geceler. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir ritüel paylaşmak istiyorum. Bu uygulamamız yolların açılması için, işlerin ilerlemesi için, rızk kapısını açmak için bereket ritüeli. Bu uygulamada evrenin iletişimi ile mesela evrene mesaj göndererek ya da dileklerini evrene ileterek Tanrı Fortuna'dan mesela dileklerin kabul olması için Tanrı Fortuna'ya çağrı vereceksiniz. Öncelikle bu sayfa Medium Vedmarana sayfası. Ee, Türkiye içi danışmanlık ya da randevu alıp bakım yaptırmak isteyenler Medium Vedmarana randevu sayfası diye yazdığınız zaman... Google üzerinden sistemden randevunuzu oluşturacaksınız. Yurt dışından bakım yaptırmak isteyenler siz sistemden randevu alamıyorsunuz. Daha doğrusu mesaj iletilmediği için randevular gerçekleşemiyor. O yüzden de asistan Melis Hanım'ın telefon numarası işte şu aşağıda yazan sonu 9101 olan telefon numaradan Melis Hanım'dan iletişime geçmeniz gerekiyor. Bitti bu kadar. E, sayfamdan ilgili anlatacağım şimdi. Ee, Rana Hanım iş yollarım bağlı ilerleyemiyorum, Rana Hanım sanki e, tamamen işlerim duraksadı, her şey kilitlendik gibi e, para kazanamıyorum, bereket yollarım e, bağlı e, olduğunu hissediyorum diyenler çok oluyor bakım esnasında. E, ben öncelikten şöyle bir şey söyleyeyim emek hırsızlarına birinin ritüelini yaptığınız zaman ya da kendi sayfanızda benzeri ritüeller yaptığınız zaman Kimin ritüelini yaptığınızı dile getirmeniz gerekiyor. Bu bir. İkinciden de ben Tanrı Fortuna ile ilgili sizinle ritüeller paylaştım ya da paylaşıyorum. Tanrı Fortuna'nın mesela uygulamalarını, ritüellerini ben Medium Inga hosroyva'nın sayfasında gördüm. Rusya'da mesela Inga Khusroyva kendi e, kitaplarını çıkararak ya da Fortuna ile ilgili ritüeller yazan bir medyum e, tanılan bilinen e, kendisinden izin alarak mesela Fortuna uygulamalarını ya da ritüellerini ben tercüme ederek daha önceden sizinle paylaştım. Ama bu uygulamayı ben kendim e, mesela danışanlarımın e, benden neyi rica ediyorsa... İşte onları ondan neyi öğrendiysem Rana Hanım işte iş yolun bağlı ya da Rana Hanım bereket yolun bağlı. Rana Hanım işte işlerim ilerlemiyor dedikleri için bu ritüeli ben kendim yazdım. Bunu size Rusçadan Türkçe'ye tercüme etmiyorum. Gördüğünüz gibi şu an altarda e, Tanrı Fortuna heykeli var. Bunu Sevil Hanım'dan almıştım ama nasip bugüneymiş. İki tane beyaz mumumuz var aydınlaşması için yolumuzun bir tane sarı renk balmumumuz var. Bir tane yeşil renk mumumuz var. Bir tane vanilya koku tütsü. Ben neyi sayıyorsam siz de onları yapmanız gerekiyor. Bir tane de kırmızı mum var. Kırmızı mum millet mesela ya da insanlar seni sevip sayması için. Yeşil mum iş yolların bereketin açılması için. Beyaz mum senin yolların aydınlaşması için. Zaten bu mum da aydınlık anlamına geliyor. Tanrı Fortuna sizde yoksa. Ee, mesela ille ya bu heykele gerek yok. Sen ritüeli okuman yeterli. Ayrıyetten de kuru kahve olacak. Altarınızda kahve mesela evren ya da ruhlar kokularla mesela bizim mesajlarımızı almış olacak ve yeşil renk örtü örteceksiniz. Ayrıyeten de işte kim şu mumlardan aldıysa bu mumlarla mesela yapabilirsiniz ya da bu mumlardan isteyen varsa bunu ben kendim özel olarak yapıyorum. Melis Hanım'dan alabilirsiniz ya da alanlar Rana'nın Rana Hanım biz bu uygulama yapabilir miyiz deyip soruyorsunuz. Evet yapabiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi altarı görüyorsunuz şu an ne var altarımızda? E, sizde de bunun aynısı olmasına gerek yok küçük bir tabağa mesela kahve koyabilirsiniz bir tane yeşil bir tane kırmızı işte iki tane beyaz mum bir tane de sarı bal mumu koyabilirsiniz eğer Rana'nın bulunduğum yerde mum yok diyenler e, tek bir tane beyaz mumdan da yapabilirsiniz ama yeşil mum kırmızı mum olursa işiniz daha da e, nasıl diyeyim ilerleyecek. Şimdi bu uygulamadan sonra yavaş yavaş rızk kapınızın açıldığını kendiniz fark edeceksiniz. Ayrıyetten de iş bulmak için ya da yolların açılması için, para kazanman için Tüm e, mesela ev halkının rızk kapısı açılma, e, açılabilir ya da cebinize para girmesi için Tanrı Fortuna size neyi layık görüyorsa o olacak ya da onu verecek. Size layık gördüğü mesela para olabilir bu ya da ne bileyim belki bir hediye, belki birisi tapu olarak üzerine bir şeyler geçirebilir, belki miras geçebilir. Orasına ben karışamam. E, Tanrı Fortuna sana neyi layık görüyorsa onu verecek. Şimdi... Ee, üzerinde negatif olanlar bile bu uygulamayı yapsa, örneğin üzerimde negatif var, ben bunu yaparsam faydasını görür müyüm diye düşünenler, siz de faydasını göreceksiniz. Çünkü Tanrı Fortuna'yı gördüğünüz gibi gözü bağlı ama kulakları duyuyor. Sonuçta bizim mesajımızı doğru ilettiğimiz zaman kabul ediyor evren. Şimdi ritüelin sözlerini 7 kez okuyacaksınız. Unutmadan da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ritüeli okuduktan sonra 7 defa hemen mumları söndürüyorsunuz. Altarınız sabaha kadar kalacak. E, sabah kalkıp toplayacaksınız. E, kahveyi mesela kahveyi e, ku mesela bir ağacın altına dökebilirsiniz. E tütsü sonuna kadar yanarsa daha iyi. Vanilya kokusu ya da şirin kokusu olması şart. Şimdi ama yeşil renk örtü mutlaka yeşil olacak. Şimdi arkadaşlar Rana Hanım illa senin altarından olsun mu deyip yazıyorsunuz. Hayır Tanrı fortun olmasına gerek yok. Şimdi birçoğunuz mesela benim ritüellerimi yapmaya başladıktan sonra aldınız mesela bu, bu heykeli. Ama olmasa da sıkıntı yok. Yeter ki sen bunu isteyerek yap. E, illeye ya heykel olmasına gerek yok. Şimdi sabaha kadar altarınız kalacak ama 7 defa okuduktan sonra hemen mumları söndüreceksiniz. Bir mesela ayda bir kere yapabilirsiniz. 40 günde bir defa bunu yapabilirsiniz. Ya da kendinizi ağır hissediyorsunuz. Önce negatiften arınma yapıyorsunuz. Ondan sonra bu uygulamayı yapmanız gerekiyor. Okuyorum e, şeyi ritüeli. Ey yüce fortuna, sana dileklerimi iletiyorum senden şans istiyorum senden uğur istiyorum senden bağlanan yollarımı açmanı istiyorum rız kapımı iş yollarımı açmanı bereket e, bereket istiyorum beni görmüyorsun ama duyuyorsun biliyorum Ye, e, yeşil ışık yolumda sevgi saygı hayatımda aydınlık ve huzur evimde. Bolluk bereket cebimde olmasını istiyorum. Ey yüce Fortuna dileğimi kabul et. Ee, senin gibi ayağımın ayağımı bastığım yer para pul olsun. İsteklerim hasıl olsun amin görüyor musunuz şurada ayağını bastığı yer para pul biz de bunu istiyoruz Fortuna'dan şimdi arkadaşlar e, karanlıkta okuduğum için biraz zor oluyor tekrar bir kere okuyayım ey yüce Fortuna sana dileklerimi iletiyorum. Senden şans istiyorum, senden uğur istiyorum, senden bağlanan yollarımı açmanı istiyorum, rızk kapımı, iş yollarımı açmanı, bereket istiyorum. Beni görmüyorsun ama duyuyorsun biliyorum, yeşil ışık yolumda, sevgi saygı hayatımda, aydınlık ve huzur evimde, bolluk bereket cebimde, Olmasını istiyorum ey yüce fortuna dileğimi kabul et senin gibi e, ayağımı bastığım yer para pul olsun isteklerim hasıl olsun amin bitti bunu 7 defa okuyacaksınız 7 defadan sonra hemen mumları üfürmeden elinizden ya da ne bileyim bir şeyle bastırarak söndürüyorsunuz ondan sonra geçip yatıyorsunuz ama bu yeşil örtünün üzerinde kahveniz varsa işte e, tanrıca heykeliniz fortuna tanrıca heykeliniz varsa altarda kalacak e, İşte tüm ma malzemeler altarda kalsın ama tütsü sonuna kadar yansın bu uygulamayı gece saat 12'den sonra yapmanız gerekiyor ta ki sabah saat mesela 6'ya kadar yapabilirsiniz ama geç saat 12 ile 3 arası yaparsanız daha iyi bunu e, Gece saatinde yapacaksın çünkü insanların uyuduğu saatte ritüeller daha hızlı etki gösteriyor e, ve e, mesela kış olduğu için mesela hala aydınlık olmadan okuyabilirsin e, dışarı karanlıkken okuman gerekiyor güneş battıktan sonra akşamüstü okumuyorsun dilediğin gün istediğin gün gece saat 12 ile 3 arası mesela yapamadın ya da o saatlerde uygun değil ya da uyuya kaldın sabahın erken saatinde sabah 6'ya kadar okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben ben az önce emek hırsızları diye bir şey söyledim. Kimse alınmasın üzerine. Çünkü e, emek hırsızı olan kişiler var ve bunu biliyorsunuz. Ben sürekli dile getiriyorum ve tekrar söylüyorum. Bu ritüel bana ait ama ben Inga Khosroyeva da məsələ Tanrı Fortuna'nın nə olduğunu öğrendikdən sonra internetdən araşdıraraq bunu kendi sözlərimlə yazdım. Daha öncədən Fortuna ilə ilgili Inga Khosroyeva'nın ritüellərini verdim. Tercüme ederek hızlı bir şekilde etkisini gördünüz ama kendisinden izin alarak bu ritüelleri size tercüme ederek verdim. Kendisinin izini olmadan vermedim. Ben hiçbir zaman utanmıyorum. Bunun uygulaması deyip bir ritüelin sayıbının ismini söylemekten ben utanmıyorum. Bu utanacak bir şey değil. Tam tersine birinin emeğine saygı duymak anlam.